Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Samsun'un çok meşhur çakallı menemenini yapacağım. Bunun püf noktaları yağının çok güzel olması, yumurtanın köy yumurtası olması, tereyağının muhakkak iyi bir tereyağı olması, bir güvendiğiniz bir yerden alın. Bana Karadeniz'den geldi, sağ olsun yolladılar. Şimdi bir miktar tereyağını tavama aldım. Tereyağı erirken ince ince doğradığımız biberleri atıyoruz yağımızın içine. Ben bugün 3 kişilik yapacağım. Siz arzu ettiğiniz kadar kişiye göre fazlalaştırır veya azaltırsınız. Yağım altını açıyorum. Soğanlarım kavruluncaya kadar hafif şöyle karıştıra karıştıra onu yumuşatıyorum. Hafif erimesini istiyorum biberlerin. Ağzımıza diri diri gelsin istemiyoruz. Biber kokusu gelmeye başladı. Şimdi bu etapta domates. Küp küp doğradığımız domatesler. Ben menemenlik daha önce hazırlanmıştım. İsteyen daha fazla da koyabilir. Bu arada bir tatlı kaşığı kadar tuzunu koyayım. Tuz oranında kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Toz biberim var. Tatlı toz biberim var. İsteyen acı da koyabilir bu arada. Evet. Şimdi domateslerimi pişmesini bekleyeceğim. Sonra ezmeye geçeceğim. Bu etapta domateslerimi iyice pişmesi gerekiyor. Suyunu da çekecek. Evet, bugün ne yapıyoruz? Samsun'un meşhur çakallı menemenini yapıyoruz. Size etap etap püf noktalarını açıklıyorum. Şimdi bunun böyle bekleyelim. İyice yumuşasın. Domatesler pişsin. Suyunu da çeksin birazcık. Domatesler suyunu çekti. Şöyle bir patates eziceğiyle bunları iyice eziyorum. Mis gibi bir koku, domates kokusu, biber kokusu, hakiki tereyağı ile beraber birleşince harika bir tat oldu. Şimdi bir de pide yapmıştım, Ramazan pidesi, onu batıra batıra yiyeceğiz. Evet, ezdim. Şimdi içine birazcık şöyle kaşar peyniri koyuyorum. Ben kaşar peynirli yapıyorum. İsteyen sucuklu yapabilir, kavurmalı yapabilir. Yalnız bunun püf noktası yumurtanın yalnız sarısını kullanmakmış. Ben de oradan öğrendim. Şimdi yumurtanın 5 tane yumurta koydum ben 3 kişi için. Siz kaç kişiyseniz yumurta şeysine göre
ayarlarsınız. Yalnız sarısını kullanıyorlarmış. Püf noktası Samsun'un çakıllı menemeninin püf noktası yalnız sarısını kullandı. Evet. Çok güzel oldu. Harika. Şöyle yumurtalar da iyice pişsin. Evet arkadaşlar. Samsun'un meşhur çakallı menemeni hazır. Şimdi yemeğe geçelim. Şöyle size bakın, şöyle artık yemek çok güzel. Nefis olmuş. Mutlaka deneyin. Harika. Pideyle beraber çok güzel oldu. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenilerinizi bekliyorum.